Merhaba. Yine meydanlardayız, sokaklardayız. Sokağın nabzını, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sorular tükendi. Aslında tükenmedi. Sorulacak çok soru var ama ne soracağız? Açıkçası bilemiyorum. Daha doğrusu ne soracağım bilemiyorum. Biz ne dersek, ne anlatırsak hepsi boş biliyorsunuz. O yüzden vatandaşa bırakacağım sözü. Kim ne konuşmak istiyorsa onu konuşsunlar. Bakalım vatandaş ne diyecek. Mesela abim durdu hemen anonsu yaparken. Abicim ne konuşmak istersin? Var mısın? Vallahi ne isterim biliyor musun? Ne istersin? Ekonomi bozuk. Bir dakika. Vallahi bak. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Heh. Gördünüz. Biz ne sorarsak soralım. Abim diyor ki ekonomi bozuk. Al şu gördüğün şu bir şey yok. Ne aldın? 300 lira. Ne aldın? Ciğer aldım. Ciğer. Kanat 1 kilo. Tavuk ciğeri mi? Evet. He, tavuk ciğeri aldın şey tabii. Değil yani. Yok abi tavuk ciğeri. Dana neden? Ciğeri falan nereye değil alıyorsun abi baksana. Ne veriyor emekliye? 10 bin lira. He? Ev kirası 8 bin lira. Söyle. Ne yapacak? Ondan sonra hala da çıkıyor orada. Adam kuyrukta ekmek veriyormuş kent lokantada İmamoğlu. He. Adam ayırına yapıyor. Hani ne veriyor? Bedava vermiyor, ucuza veriyor. He? 40 tamam. Liraya veriyor. Tamam, 40 lira nedir? Bir çorba 80 lira burada. Yalan mı abi? Ekmek 10 lira. Bursa'da da yapsın söyle bir yok şey. Yok abi. Bursa. Kim yapacak? O yapmaz Belki abi. Yok abi biz Bozbeyliyiz. Altı parmak. Aman abi Bozbeyliyim ben. Tamam sen Bozbeyliysin de şimdi belediye seçimleri yapıldıktan sonra bu ekonomi düzelir. Yok abi düzelmez. Hala o tek kafadan demiş partilerle İstanbul'a İmamoğlu'na inecekmiş. Adam tek başına bak götürüyor İmamoğlu. Ne oldu? Kurum ne yaptı? Adamlar öldü şeyin altında, toprağın altında. Niye çıkarmıyor? He? Boş versene sen böyle olmaz hükümet. Ama iktidar. Bir dakika seçimi yeni yaptık abi. Neyi yapacaksın olacak? Hani ne veriyor da? Bir dakika dur. Millet devam zamı arkadan yerleştirdi. Zamı arkadan yerleştirdi. Zamı arkadan yerleştirdi. Dur bir dakika millet devam dedi ama. Neye devam? Demedin bu millet Erdoğan'a ne devam? Devam dedi. Şimdi aynı para vereceğim diyor. Bu son diyor. Bu son diyor. Hani nerede son? He? Nerede son? Hep aynı milleti aldatıyor. Yalan. İnanıyor mu millet? Mesela nereye? Millet var ya buna bir parti verecek. 1 Nisan'da görecek o sabahı. 1 Nisan şakası. Şakayı görecek o. Görecek. Adam haklıydı. Haklı mıdır? Haklı diyor. Valla haklı diyor. Geçinebiliyor mu? Nedir? Geçinemiyor. Geçinemiyor. Ne 10 milyon emekli 10 parti. O. He? 10 bin lira. 10 bin lira emekli şükredin parti be, mi? He? Şükredin be ya. Şükredin? Ne şükredin? Zaten şükür oldu millet Allah aşkına. Şükrede de ne hale geldi millet? Ha. Olsun. Kötü bir şey mi şükretmek? Şükretmeyecek. Kötü, onda kötüsü var mı? Ha. Avrupa ülkelere git bakalım. Ne kadar diyorlar? Diyorlar siz de gidin o zaman Avrupa'da yaşayın diyorlar. Ya. Niye gidin istemiyoruz beğenmiyorsanız gidin diyorlar. Ya diyor zaten diyor gitmeyenler kerizler kalıyor. Gitmeyenler kerizdir. Diyor gidin. Doktora ihtiyacım yok. İnsana ihtiyacım yok gidin. Kime ihtiyacı var? Ya ihtiyacı kimse yok. Kendi seçmenine ihtiyacı var. Yok yok o oyundur. O oyundur. Duyuyor musun? Suriyelileri vatandaş yapıyor. Suriyelileri vatandaş yapıyor. Niye? Niye? Onun çoluk çocuğuna ekmek veriyorlar. Oy veriyorlar. Ekmeğe muhtaç olan onun ne vermiyor? Suriyelileri vatandaş yapıyor. Sürüleri anana amına koysunlar. Sürüleri. Sorayım mı abicim sana? Soracağım. Aslında bilebileceğim bir şey. Yok yok. Aslında her gün soruyorum da bugün mikrofonu sadece size bırakıyorum. Nasıl görüyorsunuz? Ya yine soru oldu aslında. Ne demek o? Gidişat ya. Hadi gidişattan sorayım. Gidişat herkes ya. Ne söylemek istersin gidişatla ilgili? Öyle diyeyim ben sana. Yani gidişatta söylenecek hiçbir şey yok rezalet. Niye ya? Vallahi ben bir uzatıyorum. Az önce abiye selam verdim. Başladı. Olumlu olumlu şeyler söylemeye. Hem de ne Allah, var? Allah onlara... Yok olumlu değil. İçini iyi, döktü. Allah daha iyi olumlu günler nasip etsin. Ama biz hiç ben hiç şahsen olumlu bir şey konuşamam. Niye? Hiç mi yok ya abicim? Vallahi var, var, mesela, var. Biz de eleştiririz. Ya hiç mi bu adamın var iyi canım, şeyi yok? Var. Nefes alıyoruz mesela. İyi. Gayet iyi. Diyorsun, nefes alıyoruz ya. Şükredeceğim. İyi dediğin ne ise o nefes almak iyi. Ne bileyim abi yol yaptı, hastane yaptı, havaalanı yaptı, tüneller yaptı daha ne doğru, istiyorsun? Doğru. Uzaya adam gönderdik abi daha doğru, ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Bak Kaan yaptık, İHA'lar, SİHA'lar var yüzüne gözüne dursun. Aynen öyle dursun inşallah. Yeniyor mu onlar?
Eğer yenebiliyorsa karnın toksa sorun yok. Ben şimdi anlamakta zorluk çekiyorum. Yani biz de geçen Mayıs ve Haziran'da iki seçim yaptık. Bu millet devam dedi abi şimdi. Ne devam dediyse denecek bir şey yok. Şimdi çoklar neresi oraya. Belediye seçimlerinde de devam der mi? Ne dersiniz? Muhtemelen der. Hı? Muhtemelen nasıl görüyorsunuz? Der. Benim için çok yok. Uzak ihtimal. Hayır yani devam edebilir. Mesela Bursa'da memnun musun? Asla. Belediye. Belediyede. Asla. Değişir mi peki? İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Genç sorayım mı sana? Daha doğrusu mikrofon sende, konuşmak ister misin? Buyurun. Ne yapıyorsun? İyi misin? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi. İyi değil mi? Havalar da güzel. Nasıl ya? Bak bugün bulutlu hava. Evet. 19 ekonomi? Derece. Ekonomi? Ekonomi dünyanın her yerinde kötü. Her yerinde. Maalesef dünyanın her yerinde. Aynı. Mesela dünyanın hangi yerine gittiğinde ekonominin kötü olduğunu gördün? Bana örnek ver. Ben gidemedim tabii ki ama. Kim gitti? Gelenler anlatıyorlar. Mesela kim? Ne diyorlar? Çok kötü orası diyorlar. Yani 1200 dolar alıp da 800 dolar. Kim bunlar, seni tanıdığın mı? 800 euro kira verenler var yani, anlatıyorlar. Şimdi senin tanıdığın mı onlar? Bunları sana söyleyen senin akraban mı? Muhabirler böyle konuşturuyorlar ya. Kim? Muhabirler konuşturuyorlar ya böyle. Sizin gibi muhabirler. Hangi kanal? A Haber. Yok, normal böyle sokak röportajları falan. Biz de görüyorsun. Diyorlar ki 800 euro alıyorlar ya da 1800 euro alıyorlar. Evet. Onlara şunu sormak lazım. Madem kötü oraları, gelsinler buraya. Niye gelmiyorlar Türkiye'ye? Dönsünler abi. Geleceklermiş yakında, öyle diyorlar. İnanıyor musun geleceklerine? Yakında geleceklermiş. Bırakır mı? Hatta geliyorlar, buradakilerin borçlarını ödüyorlar. Yani kötüydü orası. Hani dünyanın her tarafında kriz ben vardı? Ben kötü ya da iyi demedim. Yok hayır, anlatamam. Onların söylediklerini söylüyorum. Yani ben sana derken yani İyisi de vardır işte. Tabii. İş adamları da var orada. Bizim iş adamlarımız da var. Var. Bak İsveç'te var, Almanya'da var, Amerika'da var. Konuşuyoruz vallahi, hiçbir şikayetçi değil. Gayet memnunlar. Bilmiyorum, senin akraban var mı? Tabii benim de akrabam var da. Ne diyorlar? Dünyanın her yerinde bir var. Kriz var yani. Var. Her bu yerinde var. Kriz var. Covid'den dolayı kaynaklanan. Ama orada da Covid vardı. Bizde de Covid var. Tabii burada kontrollü bir şey. Covid dediğimiz şey de kontrollü bir şey. Yani kuş, mesela kontrollü kuş, derken? Kuş gribi gibi, domuz gribi gibi kontrollü olan, nüfusu azaltmaya yönelik bir çalışma var. Bir de zeka gribi var. Çalışma mu? Var. Duydun mu? Zeka gribi. Vallahi kime göre, neye göre? Ya bazıları zeka yönünden gribe yakalanmışlar. Mesela o zaman 20 kere melekelerini kaybediyorlarmış. 20 kere kaybetmeyecekler zeka gribine uğrayanlar. Duydun mu daha önce zeka gribini? Şey yapacaklar, psikoloğa gidecekler. Psikoloğa değil mi? Biz 20 kere niye kaybediyoruz bu memleketi diye soracaklar kendilerine. Evet, doğru söylüyorsun. Yani ben isteyerek söylüyorum yani. Onların kazanmasını istiyorum ama. Ama niye kazanamıyorlar? Neden 20 kere kaybediyorlar? Sence neden? Sence neden? Bir fikrin var mı? Biliyor yani musun? Ben şöyle düşünüyorum. Söyle. Ortadayım yani ben. Ne onlardan ne onlardan. Anladım. Sence niye 20-22 senedir tek bir parti kazanıyor sence? İşte bunu kendilerine sorması lazım. Acaba ben, zeka gribine yakalanmış olabilirler ben, mi? Ben ilkokul mezunu bir insanım. Tamam. Onlar üniversite okumuşlar. Hani önde gelen insanlar. Onlar bunu idrak edemese ben nasıl idrak edeyim bu 20 senedir? Bende de var ya. Yani beni o sandığa çekip de hani ampule veya oklara çeken nedir yani? Orayı düşünsünler, nedir? Niye çekiyor bu insanlar? Seni ne çekiyor mesela? Sen kime veriyorsun? Ya mesela ben oy vermiyorum. Niye vermiyorsun? Ama verenler diyorlar. Sen hiçbir partiye mi vermiyorsun? Ben hiçbir partiye vermiyorum oy. Olur mu canım? Biz vatandaşlık hakkımız olarak kullanmamız gerekiyor oyu. Gidip bir partiye iyi ya da kötü tercih yapmamız gerekiyor. Mesela bilmiyorum. Şimdi belediye seçimleri var. Ben de memnun musun Bursa'daki belediye? Ben de vatandaş olarak vermeme hakkımı kullanıyorum. Sen böyle bir hak tercihi. Evet, vermeme hakkımı kullanıyorum. Hiçbirini beğenmiyorum diyorsun. Yok, öyle de demiyorum yani. İyileri de vardır, kötüleri de vardır. Ama ben kullanmıyorum diyorsun. İnsanlara o zaman belediye seçimlerinde de kullanmayacaksın. Kullanmayacağım, hayır. Kullanmayı nasıl düşünmüyorum. Bursa'daki belediye hizmetlerini memnun musun? Valla şurası, şuraya el alalım. Bura nedir yani? Ben burayı anlayamadım. Burada AVM var. Evet değil mi? Bir de buraya yapıyorlar. AVM var. Burayı bari boş alan yap. Hani ortaya bir tane çay ocağı koy. Bir meydan olsun burası. Burası boş olsun. Niye ille de böyle alışveriş merkezi mi olacak değil mi? Şimdi meydan diyor kapatmış. Bina koymuş buraya. Meydanı kapatmış. İşte bak, sen zeka gribinde yakalanmamışsın yine. Senin zekan gayet basit ve sorguluyorsun. Diyorsun ki ya kardeşim, orada alışveriş merkezi var. Burada niye var diye. Bu bir vatandaşlık sorumluluğudur.
Yani sen zeka gribinde değilsin. Bu nedir yani? Onu anlayamadım ben. İşte bu işte bilinçli vatandaş olmanın sorusudur. İlkokul ya da üniversite mezunu olup olmamak önemli değil. Bilinçli. Bilinçli. Seni takdir ediyorum o yüzden. Diyorsun ki kardeşim bu nedir diyorsun. Biz de soruyoruz. Ama bir sorunca diyorlar ki siz hainsiniz bilmiyorsunuz diyorlar bize. Olur mu canım? Sormak bizim en doğal hakkımız. Soracağız. Teşekkür ediyorum güzelim. Ama oy ver. Bir belediye seçimlerinde. Valla vermesem de değişen bir şey olmuyor. Aa, yok öyle deme. Vermesem de değişen bir şey olmuyor. Derler ya damlaya damlaya göl olur her veren oy. Bir sonuç getir, unutma. Hayırlısı, hayırlısı teşekkür olsun inşallah. Teşekkür ederim Arcığım, dikkat et kendine. Yine AK Parti ama zam istiyoruz. CHP'liler diyorlar ki sana aldığım para ne kadar para? Bir dakika, yine AK Parti'ye devam. Herhalde. Zam istiyor. Verecek. Peki vermezse vermeyecek mi oyu? Gene vereceğim. Gene vereceğim. Gene vereceğim. Evet. Nasıl, ben anlamadım, hem şikayet edeyim. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım ama. Başka karşısında adam çıkmadı. Olur mu canım? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü parti Türkiye var ya. Türkiye parti var. Hepsi trişka. Ha, bir tanesi diyorsun. Reisten başkası yalan. Adamlar bunda. Paralar bunda. Ha. Kimin parası o? Bir dakika. Para kimin parası? Senin param, benim param. Bizim paramızı niye harbur parmağı savuruyorlar? Bunlar... Sen hesap sormuyor musun? Bak şimdi bunlar diş devleti bile götürüyorlar. Ne? Diş devleti bile götürüyorlar. Ha, diş devleti de yiyorlar. Tabii tabii. Ama tabii. Sen de işte oy vererek destekliyorsun. O ki yapıyorlar. Ben de onlara veriyorum. Ne yapıyorlar? Dünya gözün yanında. Neyin? Dünya gözün yanında. Dünya gözün yanında. Gücün yanında. Ha, gücün. Ha, Amerika nasıl dünyaya hakimlik yapıyor, bu da Türkiye'ye hakimlik sen yapıyor. Sen de gücüm yanındasın diyorsun. O kadar. Abi çok enteresan ya. Çok enteresan bir yaklaşım arkadaşlar. Gücün yanındayım diyor. Güç. Vermiyor ama olsun diyor. Yine AK Parti, yine Erdoğan diyor. Kızlar konuşacak mısınız? Ama yaşınız küçük sizin. Sorun çıkabilir. Bak hem konuş ne konuşalım diyorlar. Abicim merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim sağ ol. Ya mikrofonu bugün çok fazla ekstra bir şey sormuyorum. Size bırakıyorum. Nasıl görüyorsunuz? Ya yine soru oluyor aslında da. Ne söylemek istersiniz öyle söyleyeyim. Neyle ilgili? Ya gündemle ilgili, gidişatla ilgili. Çünkü ben ne sorarsam sorayım yine vatandaş bildiğini okuyor. Doğru söylüyorsun. Vallahi seçimlere ben... doğru gidiyoruz işte, belediye seçimleri yine. Gidiyoruz da biz emekli olarak hiç iyi görmüyorum ben gidişimizi. Altına yetişilmiyor, dolara yetişilmiyor. Yani dövize yetişilmiyor, yani ben iyi görmüyorum. Ne olacak peki yani? İşte kötüye gidiyor. Her şey daha iyi olacak diye millet oy verdi son seçimde. Hiç zannetmiyorum. Mayıs'ta, Haziran'da. Zannetmiyorum. Neye zannetmiyorsun abi? İyi olacağını. Ha, hayır, millet bu umutla oy verdi. Yine seçti değil mi? Tabii. Ya inşallah dedikleri gibi olur. Siz oy verdiniz mi daha önce? Herhalde. AK Parti'ye. Verdim. Memnun musunuz? Dedim ya, gidişattan memnun değilim. Peki tekrar oy verecek misiniz? Şimdi bir yerel seçimlerde kişiye veririm diyorsunuz. Tabii, adaya veririm diyorsunuz. Tabii. Ben de katılıyorum size. Partiye değil. Kime vereceksiniz peki, isimleri biliyorsunuz adayları? Bozbey'e vereceğim. Bozbey'e vereceksiniz. AK Partili olarak. Evet. Bir AK Partili olarak söylüyorsunuz. Evet. Bir AK Partili olarak Bozbey'e vereceğimi söylüyorum. Kişiye vereceğim. Kişiye vereceğim. Memnunsunuz yani. Nülfer'de yaptıklarını biliyorsunuz. Evet. Daha önceden biliyorum. Daha önce vermiş miydiniz? Daha önce yok. Vermedim. Bu sefer vereceğim diyorsun. Nülfer'de yaptıklarını biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Gel sorayım mı sana? Daha doğrusu konuşmak ister misin? Neyle ilgili bu? Ne konuşmak istersin? Vallahi. İnşaat. Ekonomi. İşte belediye seçimleri geliyor. Mikrofon sende. Gidişat hiç iyi değil yani. İyi. Abi görmüyor musun, millet açlıktan ölüyor ya. Açlıktan ölüyor mu? Yapma ya. Doğru abi. Yapma ya. Açlıktan ölüyormuş. Kim ölmüş açlıktan? Göster bana hadi bakalım. Abi biz genciz mesela, tamam mı? Sen açlıktan ölüyor musun? Ya açlıktan dedim, şükürler olsun. Bak, tabii aç değiliz ama. Şöyle şunu doğru tanımlayalım. Açlıktan ölmüyor da insanlar sağlıklı beslenemediği için bunun kavramı açlık olmuş. Ya daha iyi beslenebilmek varken. Böyle söyle. Neden Çünkü soğana, domatese talim ediyorsun değil mi? Daha iyisi varken. Zeytin ekmek bile yesen, zeytin bile dünya kadar pahalı yani. Yani. Niye yani? Ne o yüzden var? Açlık deyince bunu güzelce açalım arkadaşlar. Açlık derken sağlıklı beslenebilmek. Yani. Tabii. Ay sonunu getirirken bir insan, bir çalışan kara kara düşünüyorsa bu bir açlıktır değil mi? Bir kira 10 bin lira olmuşsa bu ülkede büyük sıkıntı vardır. Açlık abi. Demek. Asgari ücret 17 bin lira, kira 10 bin lira. Elektriği var, suyu var, osu var, busu var. Hadi ben evlenmek istiyorum. Nasıl evleneceğim? Evlenmek mi istiyorsun? Hadi örnek veriyorum. Sakın öyle bir şey yapma. Hadi ev sahibi olmak istiyorum. Ev olmuş 2 milyon, 1 milyon, 3 milyon. Nasıl alacağım? Çalışıyor musun? Çalışıyorum.
Ne kadar alıyorsun? Asker ücret alıyorum. Yani 17.002 lira. Aynen öyle. Süper. Yeter. Yeter ha. Yeter ya. Aferin. Bak ya. Konuşmayacağım dediniz, çekerim sizi. Gel. Bak ailen sonra sorun çıkarır. Gel gel, benim ailem çekmeyecek. Ben de yok, ben. Yok, onların yaşı küçük o yüzden. He, onu bilemem. Çünkü konuşuyorlar sonra pişman olup videomu kaldır diye bana mesaj atıyorlar. Soruyorum arkadaşlar, gençler, konuşacaksanız cesaretli konuşun, sonradan bana mesaj atıp videomu kaldır, bak senin için de geçerli. Yok öyle bir askerliğini şey. Askerliğini yaptın mı? Ben 30 yaşındayım abi, ne askerliği? 30 yaşında sen maşallah genç gösteriyorsun ya. Yani milyon oldu bir şey olabilir tabii. 30 yaşındasın. Peki ne olacak güzelim? Bu millet devam dedi mevcut iktidara. Abi bu iktidar böyle giderse sıkıntı yani. Bu millet ya akıllanacak ya da açlığa mahkum olacak yani. Yokluğa mahkum olacak. Başka çaresi yok. Sen oy verdin mi? Abi şöyle, en son seçimde oy vermedim ama ondan önceki seçimde evet AK Parti'ye vermiştim ama şu an gerçekten pişman oldum. Çok pişman. Peki kimse uyarmadı mı seni güzelim ya? Abi uyaran insanlar da oldu ya, şimdi yalan söylemeyeyim ama... Şimdi uyandım diyorsun. Şu an uyandık yapacak. Günaydın. Ailen kimi, neyi kime veriyor? Ailem AK Partili ya. Onlar devam. Ama onlar da tabi... Onlar da mı pişman? Onlar da pişman. Bayağı bir pişman olanlar. Şu an şöyle söyleyeyim, bir seçim olduğu zaman %99 kaybedecek yani. Bu belediye seçiminde diyorsun. Ya kesinlikle. Kaybeder. Yani AK Parti... Abi düşün ya. Yani seçimden önce buraya kimse kalkıp gelmiyor. Seçim oluyor, her gün konser veriyorlar. Böyle bir şey var abi, olabilir mi? Parasıyla veriliyor. Kimin parasıyla veriyorlar? Senin benim paramla veriyorlar abi. Sana soruyor mu, ben buraya konser veriyorum? Ve getirdik, gelip alkışlıyor. Getirdikleri adama da milyonlar veriyorlar. Burada dağıtsalar o parayı daha faydalı. He. Sen getiriyorsun yalandan son seçime bir ay kala. Diyorsun ki efendime söyleyeyim, al sana şey getirdim, sanatçı getirdim. Tamam, şimdi soru şu. Kardeşim buraya toplanan o millet niye tepki göstermiyor da alkışlıyorlar, dinlemeye geliyorlar? Ben de insanları anlamıyorum zaten. Garip değil mi? Hem kızıyorlar, mesela sen kızıyorsun, mesela sen gidip diyebilirdin orada. Ya kardeşim, millete bu milletin parasıyla burada niye şov yapıyorsunuz diye soraydım. Ya ben kendim düşüncem yetmiyor işte. Yetmiyor değil mi? Tek bir kişinin yani sesi yetmiyor. Topluluk olmadı mı yapacak bir teşekkür şey. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nasıl gidişat? İyi. 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 Memnunsun? Yok. Niye memnun değilsin? Nankör müsün yoksa sen? Nankör değiliz. Öyle diyorlar çünkü. Ona bakma sen. Şükretmeyenlere öyle diyorlar. Şükredin. Sabretsek diyorlar. Sabretsek de cep boş olduktan sonra ha sabretsek. Boş mu cep? Boştur. Vallahi mi? Ha? Neyse. Ha? Ne aldın? Boş olsaydı alabilir miydin? Bak şimdi. Ne aldın? Ne aldın? Şey, hayvan ayağını almışım ancak ki onu becerdim. Ciddi olamazsın. He. Hayvan ayağı. He. Ha. Neyin hangi ayağı bacak? Tamam anlatayım. Ama koyun. Kemik. Kemik. Kemiktir ha. Abi hakikaten ya. Arkadaşlar şaka gelebiliyor işte, canlı örneği. Şaka geliyor olabilir. He. Muhtemelen sosyal medyada orada burada görüyorsunuz. Yok tavuk ayağı, yok bilmem ne ayağı falan filan. Aynen, işte onu alabildik. Aynen onu alabildik. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Sağ ol Hacı abi. Geçmişlerimize rahmet meşhur, olsun. Meşhur Hacı abimiz. He. Şimdi Hacı abi bak diyor ki. Ramazan geldik, bollu bereketli gelir diyorlar ya. Rahmet gitmiş, ayı, bereket ayı. Bir dakika ayı. Ama, bir dakika öyle değil işte. Tamam, öyle değil, buyur, sen buyur, öyle diyorsun ama. Buyur. Gitmiş de bütçem yetmedi, sadece ayak alabildim diyor. Ne almış? Hayvan ayağı. Hayvan ayağı alabildim diyor. İyi ayak, biz bundan sonra yaşlı ayak yiyecek. Neden biliyor musun? Bu sıvılığa bitti ya, buraya çok faydalı. He, bak. Nasıl politik. Her şeyin güzel. Nasıl politik. Ama sen şimdi bunları bilmiyorsun, benden öğreneceksin. Tamam ama. Sorma sen bilemezsin ki. Hacı abi. Ben tarif edeceğim, sen de yiyeceksin. Dinle Hacı abi, dinle. Dinliyorum. Şimdi bu seni onun için almıyor, parası olmadığı için alıyor bunu. Hayır, o da yaşlı, o da yaşlı. O da, yok, o sayılı kırmızıya tarif. Bir saniye, bir bazısı paçayı sever, bazısı dalağı sever, Hacı bazısı abi, yüreğini sever. Hacı abi dinle. Bazısı anasını alır, bazısını da kızını satar. Hacı abi bir dinle. Dünya bu. Tamam dinler misin? Ha, dinliyorum. Ama bir dinle. Diyor ki param olmadığı için böyle, yoksa niye kırmızı et almayayım? Yok, parayla imanın kimde olduğunu Allah'tan başka bilen olmaz. Ha. Yani beni mi yokluyorsun sen, yoksa sen evliya mısın ya? Sensin evliya. Allah Allah. Ya var ayetten senin de var. Senin sakalın 2 metre. Para. Neyse. Hadi görüşürüz. Haydi. İnsan hepsiniz Hacı, insan. Hacı abi. Neden biliyor musun bak Hacı şimdi? Hacı abi bırak bir dakika dur. Dinle. Söyle. Senle burada geliyorsun, sen giriyorsun, konuşuyorsun. Sana söz hakkı veriyorum. Veriyor ya. Veriyoruz ama sen şimdi biraz politik davranıyorsun. Tabi davranacaksın. Ben hayatımı ben anlatacağım sana. Tamam ama gerçekçi olmak lazım. Ben gerçekleri. Ben sana gerçekleri ben öğreteceğim. Kim geçinemiyorsa düşsün peşime. Sen mi geçindireceksin? Ben geçindireceğim. Maaş verebilecek misin? Vereceğim. 15 bin lira. Vereceğim 20 bin. 20 bin vereceğim. Kimse geçinemiyor. Çalışmıyor bunların hepsi. Kimse burada böyle bedavacı. Millet işsizlikten çalışmıyor. Hay Allah razı olsun ya, ben bilmiyorum. Benim hacım yetişeydi. Yok iş yapacak adam yok. Neden yok? İş versin ben yapamam. Ne olacak?
koyun çobanı tut yapamam. Hocam 1000 lira vereceğim diyor. Hepimiz senin aşıma kesen taneyi yiyelim Ramazan Şerif ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Hırsına 20 bin lira. He, sen bana versene ya, sen ben neredeysin? Ya. Kesiyorsun. He, öyle bedava. Az önce dediğine vereceğim. Ay mübarek. Az önce dediğine vereceğim. Öyle olma, öyle olma. Bak. Ya bak şimdi. Bak, sen gurbetçi misin? Gurbetçiyim. Çalışana verir Allah. Çalışmayana bak, vermez. Bak bak ne diyor hocam. Bak, hocam bak. İyi anlaman için. Bu. Bu yapıyor. Ne o? Bak. Bu dolar. Euro. Gavurun dolar. Gavurun parasına mı kaldın? Bak gavurun iki kağıdı bak, senin bir yüzüne. Dinle, dinle ne diyor. Bak, tamam tamam. Ya gavurun parasına mı kaldın? Çalışalım. Soğan ekelim hocam yiyelim. Samsak dikelim yiyelim. Hacı amca. Kuzu bakalım. Alo. Kuzu yiyelim. Alo hacı amca. Bir sesini kıs bak. Her bak şey, ne diyor. Milli şey. Paramız Türk lirası gavur parasına eridi sen diyor. Sen kıssın ya sesini. Şey. Sen gavur parasından uğraşıyorsun. Ben de soğanla samsakla sana dik gidiyorum. İyi de tohumu da gavurun parasıyla alıyorum. Tohum neredeymiş tohum? Ecdadından dediğinden kaldı ya. Tohumu da gavurun İsrail'den geliyor. Olmaz öyle bir şey yok. İsrail'den. Lan gavur, İsrail Yahudisinin tohumuna mı kaldık? Ya, oradan geliyor işte. Öyle yapma oradan, bak. Böyle yanlış sen, şeyleri sen, yapmayın sen, bak. Millete, milleti böyle dolandırmayın, kandırmayın. Milletin zihnini bulandırmayın. Ecdadımızdan ne gördüysek onu yapalım. Onun için diyorum ben, tarihin kalbi Bursa'da atar, altında 70 bin evliya yatar. Evliyaların torunları Amerika'ya itap put atapmaz yahu. Kaçıyor. İsrail neymiş ya? Habire kaçıyor canca. Herkes evladını gönderiyor. Bütün Müslümanları öldürüyor. Herkes evladını bütün gönderiyor. Bütün Müslümanların başındakiler Amerikan köpeği ya. Kimse bakın bak. Dışarıda okutuyor. Gavurun hala beni yöneten. Lan beni yöneten seni kim yönetiyor? Ha? Hepimizi Allah yönetiyor. Herkes Allah yönetiyor. Kıl beşi kurtar başı. Kıl kazayı yeme cezayı. Hacı abi, şeytanın ederim. Yolundan al Rabbimin doğrusu yolundan al. Şimdi sana. Hacı dünya abi. Fani ahiret baki. Üç ayları içindeyiz ya. Yapmayın bunu böyle ya. Hacı abi teşekkür ederim. Esselamu aleyküm. Lan sen de beni çok konuşturuyorsun ya. Gel şöyle şöyle yap şöyle şöyle. Şöyle. Hadi. Yavaş yavaş. Oo elimi kırdın ya. Valla kırarım ben. Valla kırdın elimi. Daha olmadı mı diye neyle kırarım. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Akşama yıktıra bana gel. Kuzuyu keseceksin sana yedireceğim ben. Kuzu kesiyorsun. Keseceksin tabii. Bak, sana kuzuyu keseceğim bu şahit amca, millet. Hacı amca hücafları da asmış. O hepsini asıyor. Asarım ben. Bu Cumhur İttifakı. Türkiye bunlar koruyor. Bir de başkası olur. İyi de hala İsrail'le ticaret devam ediyorlar. Geliyorum, geliyorum. Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben buradayım, buradayım. Hani nereye kaldı senin? Hacı abi. Aldılar, dıktılar, daha fenası geldi. Yazık ya. Hacı abi. Yazık ya. Ben Kılıçdaroğlu'nu yazıyor. Acıyorum ya mübarek ya. Millet o kadar düştü. Esselamu aleyküm. Hacı abi hala İsrail'le ticarete devam ediyorlar. Şimdi ver bak. Cumhur İttifakı'nın hala devam ediyor. Buzu yemeye gelecek mi? Yok gelmeyeceğim. Gel ya. Gelmeyeceğim. Yok ben gelmeyeceğim. Millet açken Gazze'de insanlar açlıktan kıvrılırken ben kuzu eti yemem. Kusura bakma. Aslanım yersiz duydun oluyor yolları. Duydun mu? Dua ederiz. Duamız kabul Hacı abi. Olur. Aç ibadet olmaz. Hacı abi. Hacı abi. Gazze'de neyse. Çocuklar. Ben oruçluyum şimdi. Ben de oruçluyum. Gel buraya gel. Dinle dinle işine gelmiyor. Gazze'de insanlar açlıktan kırılırken kuzu eti yemek bize düşmez. Aslanım ben. Kusura bakma ya. Kız Gazze'de sen biliyorum. Sen git kuzu etini ye. Git kuzunu etini ye sen. Gel. Tamam. Hayır hayır. Çağırmadım. Kendin girdin röportaja. Gitme diyorum. Bak dedim ki gitme. Beni kuzu et bey kuzu yemeye çağırıyor. Gel diyorum ben gel. Gelemem. Lan bizim boğazımızdan geçmez. Savol. Duydun mu? Gel sen de savol gelmesin de savol. Tamam peki. Zorlan hayvana uyan köpek kurt getirir yahu. Tamam. Değil mi? Tamam, gelir tamam. Gelir. Tamam. Gelmeyen gelmez. Tamam hacı abi teşekkür ederim. Niye öyle söylüyorsun ben seni davet ettim. Gelmeyeceksin hacı abi tamam. Dedim ya gelmeyeceğim dedim. Tamam, tamam teşekkür ederim. Benden. Lan nereye gitti gurbetçi arkadaş ya? Gitti mi? Bir şey var mı? Yok. Abi ne yapıyorsun? İyi şükür sen ne İyidir. Nasıl görüyorsun abi gidişatı? Gidişatı herkes biliyor. Şükretmiyorsunuz ya. Batağa giriyoruz. Şükretmiyorsunuz ya. Niye? Al yemek kurulacak. Ya biraz sonra gidecek hep milleti daha yiyecek ekmeği olmayan gidecek orada yiyecek. Ne oldu? Bağırıyor böyle acılar. Ne diyorlar? Cahille muhatap olma. Ne kadar üstün olursan ol, senin üstünde çıkar o cahil. Valla söyleyecek bir şey bulamadım. Hacı abi gel diyor ben sana kuzu keseyim diyor. Ya kardeşim kuzu kesiyorsun da peygamber, Gazze'de insanlar yok, peygamberimiz bir ne diyor, kuru komşun, ekmek bulamıyorlar. Peygamberimiz ne diyor komşun atsa? Bizden değildir. Hadi bunlar işte. Hep çıkarları, menfaatleri olanlar.
sakalı bırakan. Al bizim Cabbar. Neyse teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Burada abicim mikrofon bu. Burada, bak tamam. Burada mikrofon, kamera orada. Tamam, siz soruyu sorun. Bugün sormuyorum. Gidişatla ilgili ne konuşmak istersen. Ama iyiyiz. Karşıda. Ne var karşıda? İşte abi ne güzel meydan. 90, kent yok. 90'lardaki macir pazarının biraz daha genişletilmişi var. Gelişmiş hali diyorsun. Yani macir pazarını tekrar yaptık. Kent konser meydan veriyor diye. Burada Osman Gazi Belediye Başkanı. Kimin parasıyla verdi bu konserleri? Devam ediyor mu bilmiyorum konserler. Onu bilmiyorum ama sadece konser değil. Özel kalem ödeneği, ikram ağırlama ödeneği 120 milyon. Deprem ödeneği 11 milyon 900 bin. Daha başka ne söyleyeyim? Bu kadar diyorsun. Bu kadar. Nasıl görüyorsun gidişatı? Allah bugünümüzü aratmasın. Biliyorsun. Tamam peki. Teşekkür ederim. Benim dediğim partiye siz gelmiyorsunuz. Ben de sizin partiye... Neyi anlamadım? Siz biliyorum. Ben niye geleyim senin partine? Ne sen benim partime gel ne ben senin partine geleyim. Sen memnunsun. Ben memnunum abi. Tamam. Herkes senin memnun mu? Ya niye memnun olsun aslında? Sen ateşin içinde ülke yönetiyor ya. Etrafın komple düşman sarmış. Hangi i̇şte ateş, düşman var. Etrafta düşman ya. Var. Biz de gidelim. Ülke yönetiyor. İşte gidelim. Sen düşman. Ben düşman sen, mıyım? Evet. Ülke düşmanısın abi. Bir dakika. Oruçlu musun? Abi ben oruçluyum. Bir dakika, sen bir şey şu soracağım. An ülke düşmanısın. Bir dakika. Sen oruçlu senin musun? Senin şurada provokatör yapman bir ülke düşmanını tamam. Sayılır. Sen o niyetli misin? Yaşadığın bayrağın altında bayrağa ihanet eden ülkenin düşmanı. Niyetli misin? Ya niyetim önemli niyetli değil. Niyetliysen sana... orucun güme gitti bana seni iftira atıyorsun tamam mı? Gördüğümde her gün... Bana iftira atma. Tamam her gördüğümde devleti karalıyorsun, milleti karalıyorsun. Devleti karalayan yok, boş boş. Ya sen görüyorum. Beyefendiye katılıyorum. Ha, ben, biz devleti mi karalıyoruz? Evet. Devleti karalıyor musun? Afrika'yı örnek alıyorsun şu anda. Kimi alacağım? Afrika'yı mı örnek alıyorsun? Senin gibi. Afrika'yı al. Afrika, Müslüman ülkelerini al. Arabistan'a Müslüman Libya'yı ülkelerin ya. Hangisi kalkırmış bana söyle. Yok bir dakika. Sen rahatsızsan git başka ülkedeyim. Ne münasebet ya benim vatanım burası ya. Ne münasebet? Avrupa'da şu mikrofonun caddenin ortasında tutamazsın. Nasıl tutamazsın? Orada da yaptım ben. Yok. Orada da yaptım. Boş ver. Ne diyorsun ben abicim? Ben katılıyorum. Sizin işinize gelmiyor. Çok özür dilerim. Boş niyetli misin? Değilim. Heh, o zaman niyetli değilim. Olsaydın bana iftira değilim. Atıyorsunuz. İkiniz günahkarsınız tamam mı? Günahkarsınız. Bak, günahkar ben oruçluyum tamam mı? Bana iftira atıyorsunuz. Senin bana devlet düşmanı sana, diyorsunuz. Benim oruçsuzluğum bana. O zaman bana iftira atma tamam mı? Bana iftira atma. Ayıp. Ayıp. Efendim? Hayır, beni güzel kardeşim ya, beni provokatörlükle itham ediyor. Beni devlet düşmanı ilan ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ayıp. Ayıp. Arkadaşlar tımarhanede bugün hamdolsun yine provokatör olduk, devlet düşmanı olduk. Nedir? Nedir? Soru sorduk. Soru sorunca devlet düşmanı sayılır. Devletçi olan insanlar bunların tarafından işte devlet düşmanı sayılıyor. Kim devleti savunuyorsa yok PKK'cıdır. Devlet değil arkadaşlar. Sayın abiciğim. Devletle ne alakası devlet var? Devlet değil ya? Hükümeti eleştiriyorum. Devlet sensin benim ya. Hükümet tamam olabilirsin. A parti B parti olabilirsin canım. Yanlış işte. Cahil insanlar. Mecbur muyum A parti olmaya? Mecbur muyum? Arkadaşlar hakikaten çok üzücü bir durum ya. Görüyorsunuz röportaj gayet sakin gidiyor. Hatta soru bile sormadım ya. Sadece vatandaşa konuşmak ister misiniz diye sordum. Hamdolsun elhamdülillah çok şükür bugün de hain olduk. Devlet düşmanı olduk. Oysa devletle hükümeti ayırt edemeyen bir kitle bunlar. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Tımarhanede bugün bunu geçtim. Tımarhanede durum bundan ibaret. Videoyu bitiriyorum. Güvenlikten arkadaşlar da geldiler sağ olsunlar. Uyardılar. Kibarca uyardılar. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum buradan. Size de teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz.